Bu bir gerçekten de 1, 2, 3 kat olan yerlerde 15, 20 kat gibi bir kentleşme oluşacaktır. Biz bu kentte ne yapmak istiyor? Geçsin dediğimiz planı inşaat alanı da 1.343.083 metrekare oluyor. Yani ne kadar artış oluyor? 300 bin metrekare gibi bir artış oluyor. Bir iki katlı evlerde oluşan mahallelerden birden 15 kat, 18 kat, 20 kat gibi inşaat alanları artışı olacak. Bunu kim için yapacağız? Niçin yapacağız? Bu kentte hepimiz yaşıyoruz. Hangi bilimsel gerekçe bize bunları söylüyor? Kentimizin en önemli sorunu kat eksikliği midir? Burada şunu da söylemek istiyoruz. Biz sakın da yanlış anlaşılmasın. Biz emsal artışına falan karşı değiliz. Ama planı onun resmini de biraz sonra göstereceğim. Birçok ada var. Evet. Bu adalardan üstünde Sayın Başkan bir adanın emsal değerini yazıyor. Bir ada adasında 3.85, bir yapı adasında 3.85, ötekinde 4.40, bir tanesinde bilmem 4 küsür kat, birisi de 5.46. Yani adada kim ne tutturmuşsa o şekilde bir plan yapılmış. Yani komşu komşunun emsaline muhtaç. Hani bir söz var ya, komşu komşunun külüne muhtaç. Burada komşu komşunun emsaline muhtaç bırakılmış. Burada valla kusura bakmayın ama Sayın Başkan ve arkadaşlar, bu imar planı inceleyip de gönül rahatlığıyla evet derseniz biz bu kendi kaderiyle loto oynar gibi oynatmayacağız, oynattırmayacağız ve bunu her yerde de konuşacağız. Hani eşitlik diyoruz, hak, hukuk, adalet diyoruz. Ne oldu? Ne oldu şimdi burada? Bu ne lahana, bu ne turşu gibi konular konuşabiliriz. Değerli arkadaşlar, başkanım anlaşamazsın planı evet. Biraz sonra, merak etmesin. Evet. Ezelden beri İzmir hep metropol kent değil. Adeta koca bir köy gibi eleştiriler. Ve ben de bu sözü hiçbir zaman sevmedim. Hala da sevmeyeceğim. İzmir, İzmir'dir. İzmir güzel bir kenttir. Fakat biz bu kentin daha da güzelleştirmenin yollarını aramalıyız. Bir iki katlı gece kondoları oluşan, altyapısı ulaşım hizmetleri olmayan, korkarım milletin köy algısına yerle bir edeceğiz burada. Çünkü daha çok çarpık bir kentleşme ve devasa blokların oluşacağı bir kent durumuna getireceğiz. Biz artık burada ne yapmalıyız? Çarpık kentleşmeyi beslemekten vazgeçmeliyiz. Yani kentin kuyusunu kazmaktan vazgeçeceğiz. Sayın Başkan, bu kentte üretimin toprağa verilecek olan değerin en önemlisi en çok siz biliyorsunuz. Siz dinlendiriyorsunuz. Her yerde de bunu konuşuyorsunuz. Peki ne bu kentin insanları toprakla ile olan ilişkisi kesen, kenti daha da betonlaştıran, üstelik kağıt üstünde dahi eşitlik ilkesini gözetmemiş bu imar plana evet demesine nasıl burada müsaade edeceksiniz? Bu kentin topraklarına sahip çıkmak için arkadaşlarımızın sizin omuzunuza yörük poşusu atıp poz vermekte öteye gitmemeliler. Bu kente farklı şekilde sahip çıkmalıyız. Ben hep söylüyorum, yine de söyleyeceğim. Hepimiz bu kentte yaşıyoruz. Bu kentin vebali hepimizin boynunda. Bu yüzden adaletten, haktan, bilimden, akıldan bahsederken yaptığımız işlere de bir dönüp bakmalıyız. Bu tür kararlara evet derken elimizi vicdanımıza koyalım. Ahmet'in, Ayşe'nin, 3-5 kişinin değil, tüm bizim halkının haklarını gözetelim. Umarım hangi kaygılarla bu imar planına gönül rahatlığı hayır dediğimizi burada açıklamışımdır. Şimdi Sayın Başkanım, burada arkadaşlarımız diyebilir ki burada 300 bin metrekare gibi bir artış var. Bu 300 bin metrekare artış da tahminen Sayın Başkanım, şurada hesaplamıştım, 3 bin daire gibi, hatta 3 bin daireden fazla yapıyor. Yani burada 9 bin kişi bir artış olacak. Burada gelen sosyal donatı ve yeşil ananın yeterliği ayrılmamıştır. Bu plan eğer ki yarın Gültepe'de ve başka yerde de yapıldığı gibi eğer ki mahkeme giderse burada buranın da iptal olacağını, biz de bu konu üzerinde daha da çok çalışalım diyoruz. Bayraklı'ya hizmet edelim. 2010 yılında başlayan bir plan hala bir arpa boyu yol yürümemiş. Burada da önünü kesmeyelim diye tekrar daha akıllıca bir çalışma yapıp bu konuda yeni bir plan yapılarak, daha düzgün, daha doğru bir plan yaparak bu meclise getirirsek hepimizi tatmin eder diye düşünüyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum. Serdar Başkan, buyurun. Sayın Başkanım, değerli meclis üyeleri,
Çok kıymetli bürokratlar, hepinize sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Sonuç itibariyle iletişim hatası olarak demin adlandırdığım şey aslında Sayın Özgür Bey'le de, Sayın Hüsnü Bey'le de konuştuğum kentin temel meselesi olan bir işi oy çokluğuyla değil, oy birliğiyle geçirmenin çabasıydı. Ve bunun komisyonlara havalesini hep beraber konuştuk. Komisyonlarda görüştükten sonra oy çokluğuyla, oy birliğiyle bu meselenin geçmesiyle ilgili bir fikir birlikteliğimiz oluştuğu için bu cümleleri sarf ettim. Ama görüyorum ki burada temel siyaseten ciddi bir aksaklık var. Önce, her şeyden önce, 10 dakika önce konuştuğumuz şeyin kıymetini bileceğiz. Birinci mesele bu. İkinci mesele, biz bu kentin topraklarını kimseye vermiyoruz. Vatandaşın hizmetine sunuyoruz. Ama çok merak ediyorsanız bu kentin topraklarını birine vermeyi, Katarlara sattığınız yerleri düşüneceksiniz. Araplara sattığınız yerleri düşüneceksiniz. Ve burada vatandaşın temel meseleleriyle ilgili bir iş olduğu zaman her zaman kentin önünü kesmekle ilgili bu beyhude çabalarınız inanın bu mecliste karşılık bulmayacak. Burada biz bu kent adına, İzmir adına elimizden gelen her şeyi yapıyoruz diyorsunuz ama ya Hüsnü Bey lütfen siz konuşurken bir kişi konuşmadı. Ama biz toprak mı satıyoruz? Toprak mı veriyoruz? Lütfen. Toprak mı veriyoruz? Planla ilgili konu. Haddini bil ya. Haddini bil. Haddini bil. Lütfen. Haddini bil. Hüsnü Bey. Serdar Bey. Ne yaptığını bir bil. Nereden geldiğini, nereye gittiğini bir bil ya. Hüsnü Bey. Ben haddimi biliyorum. Hüsnü Bey. Ya lütfen. Arkadaşlar. Konuşacağın kadar konuşursun. Benim kimseden çekindiğim bir şey yok. Bizim alnımız açık. Sabaha kadar konuşun. Şimdi tamam. Değerli arkadaşlar. Burada temel mesele şu. Bu kentin kanayan yarası. Çözülmemiş olabilir. Yeni bir yol haritasıyla yeniden çözelim diye, yeniden uzlaşalım diye, yeniden ortak akılla bir işi beraber yürütelim diye çaba sarf ediyoruz. Söz konusu alanda, geçmişte de yine Büyükşehir Meclisi'nde onaylanan katlar da 12-13 kat. Ve burada 15 kat işi en çok 15 kat olarak tanımlanıyor. 0-60'a kadar tabandaki genişlemeyi verdiğinizde binanın yüksekliği 12 kata kadar bile düşebilir. Ama burada amaç şu, yeşil alanı fazlalaştırmak. Ve buradaki yeşil alan miktarını 5 kat arttırıyoruz. Sizin bize söylediğiniz noktalardaki uyarılar, ben yanlış anlama kaynaklı diye düşünmüştüm. Oysa öyle değilmiş bu. Çünkü buradaki emsal totalde zaten 3.9. Şu an toplam inşaat artışı sadece %5. Ortalama... Ya Hüsnü Bey lütfen yapmayın bunu. Evet Serdar Başkan siz devam edin. Hüsnü Bey siz inşaat mühendisi değilsiniz. Mimar değilsiniz. Lütfen. Bu konunun uzmanı yapmayın. Değilsiniz. Evet. Büyük şehrimizde bürokratlarımız var. Bayraklı Belediyesi'nde bürokratlarımız var. Meclis üyelerimiz var. Ben evet. Merak etmem. Siz merak etmeyin. Evet. Ya Hüsnü Bey. Hüsnü Bey. Evet arkadaşlar. Evet Serdar Başkan. Sayın Başkanım burada üzerinde durulması gereken noktalardan bir tanesi gerçekten kentin önünü açmakla ilgili arkadaşlarımızın her defasında söyledikleri şeyin ne kadar samimiyetsiz olduğunu burada bir kez daha anlamış olduk. Üstüne basa basa söylüyorum. Çünkü bu arkadaşlarımız azınlıkta oldukları meclislerde bu tür cümleleri sarf ederek kent adına olumlu işler yaptıklarını söylerlerken çoğunlukta oldukları meclislerin tamamında kenti kilitliyorlar. Bu böyle bir siyasal anlayış. Bu siyasal anlayışla bakın 5 dakika önce konuştuğumuz şeyin kıymetini bilmediniz. 5 dakika önce konuştuğumuz şeyin kıymetini bilmediniz. Ve şimdi o mahallelerde ki vatandaşa ne diyeceksiniz? Onu çok merak ediyorum. Ben Sayın Başkanım söz konusu önergenin oylanmasını talep ediyorum. Gereğini arkadaşlar, meclisimize arz ediyorum. Evet. Değerli arkadaşlar önergenin kabulünü oyla... Buyurun. Buyurun Özgür Bey buyurun.
Buyurun. Evet. Sayın Başkan, çok kıymetli meclis. Hüsnü Bey, tabii Serdar Bey'in, Sayın Bayraklı Belediye Başkanı'nın bu tutumuna çok alışık olmadığı için bir tepki oturduğu yerden gösterme ihtiyacı duydu. Ama ben Serdar Bey'in, Bayraklı Belediye Başkanı'nın Bayraklı'daki bu tutumuna çok alışık olduğum için dikkat ettiyseniz hiç tepki göstermedim. Çünkü Serdar Bey'in muhtemelen biz konuşurken belki başka bir şeyle ilgileniyordur. Belki kafası dalgındır. Konuştuklarımızı çok anladığını düşünmüyorum. Ya da biz anlatamıyoruz, iyi niyetle bakayım. Çünkü biz burada verdiğimiz sözün geçmişte olduğu gibi verdiğimiz tüm sözlerin arkasında durduk. Tüm sözlerin arkasında durduk. Sayın Başkan, sözümü kesmeyin lütfen. Ben burada AK Parti Grup Başkan Vekili olarak CHP grup kimi kesip kesmediğini öne gelirsen görürsün. Siz devam edin Özgür. Evet. Ben burada AK Parti Grup Başkan Vekili olarak bugüne kadar ne konuştuysak, ne söylediysek hep arkasında durmuşumdur ve durmaya devam edeceğim. Fuar alanıyla alakalı yapılan değişikliklerde CHP Grup Başkan Vekili Sayın Mustafa Özüstü burada. Ne konuştuysak arkasında durdum. Çiğli'de yapılan bir plan değişikliğinde neydi? Bir kooperatif kurulacak ve çalışanların konut ihtiyacı karşılanacaktı. Ne konuştuysak arkasında durdum. Ama birileri Urla'daki plan değişikliğinde arkasında duramadı. Duramadı. Siyasetin dik aylasını siz yaptınız burada. Bugün biz siyaset falan yapmıyoruz. Hiçbir zaman siyaset yapmadık. Sayın Murat Bey'e ikinci ödevi veriyoruz. İkinci ödevi veriyoruz. Çıkarsın. Hangi konularda oy çokluğu verdik ve neden verdik? Aynen. Çıkarsın, gelsin burada okusun, söylesin. İstav'a oy çokluğu verdik. Aynen. O İstav'a 9 milyon aktarılabildi mi acaba? Biz AK Parti grubu olarak açacaksak bir davayı biz açarız arkadaşlar. Ben açarım. Arkadaşlarımız açar. Elektrik fabrikasını düzeltiyorum. Beslek fabrikasını birilerine bedelsiz verdiğiniz için AK Parti Grup Başkan Vekili olarak Bayraklı Meclis Üyesi, İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi olarak kendi adımla dava açtım. Ama siz birilerine dava açtırtıyorsunuz. Şimdi bu konuya gelelim. Bu konuda Sayın Hüsnü Bey ne dedi? Bakın burada teknik bir takım problemler var dedi. Bu problemler yarın bir dava konusu olduğunda işi çıkmaza sokacak dedi. Ve bu nedenle yeniden iadesini yapalım dedi. Aslında konuştuğumuzdan çok farklı bir şey değildi. Çok farklı bir şey değildi. Ama her zaman olduğu gibi Sayın Sandal Katar'a gitti, şuraya gitti, buraya gitti. Bırakın siz o işleri. Bırakın o işleri. Milletvekili olmak istiyorsanız çok az kaldı. 2023'te aday olun. Gidin onu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşun. Burada İzmir'i konuşacağız. Burada Bayraklı'yı konuşacağız. Ben bir Bayraklı meclis üyesiyim aynı zamanda. Siz Bayraklı'nın belediye başkanı olabilirsiniz. Ben Bayraklı meclis üyesinin yanında aynı zamanda tüm İzmir'in muhalefetiyim. Konak'ta yapılan muameleye, Narlıdere'de yapılan muameleye, Karabağlar'da yapılan muameleye nasıl baktıysam Bayraklı'da da aynı şekilde bakmakla mükellefim. Burada bir teknik problem var mı? Var. Var. Var Sayın Başkan. Bu planlamayı ben size şöyle söyleyeyim arkadaşlar, kıymetli arkadaşlar. Ben Bayraklı'da bu plana oy birliği verdim. Bir çelişkidir, değil mi?
Hiç çelişki falan değil. Bu plana oy birliği verdiğim bu plan İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Komisyonu'na geldiğinde neyle karşılaştım biliyor musunuz? İzmir kamuoyu duyun. İzmir'in en büyük su hattı o alandan geçiyormuş. Sayın Başkan'ın haberi yoktu bu işten. Plancıların haberi yoktu bu işten. İSSU görüş göndermemiş. İSSU mu göndermemiş, gönderilen görüşte mi bir problem var? Sonra bütün adalarda değişiklik oldu. Bak o adı, evet ben giriyorum. Bütün adalarda değişiklik oldu. Tatminkar bir açıklama yapıldı mı? Asla yapılmadı. Emsal'le ilgili tatminkar bir açıklama yapıldı mı? Asla yapılmadı. Çelişki şu. Bunu gönderelim, konuşalım, değerlendirelim. Elbette ki doğru bir yaklaşım ortaya konulursa oy birliği yapalım. Ama bir öncekinde bize haksız eleştiriler yapmayın. Biz bu şehrin önünü kesmek için hiçbir zaman burada muhalefet yapmadık. Ve yapmayacağız da. Biz her zaman ama her zaman sizin doğru yaptığınız İzmirli'nin lehine olan İzmir'in lehine olan her konuda size destek verdik. Vermeye de devam edeceğiz. Çok yakında, çok yakında Sayın Başkan'ın da mücadele verdiği yine İzmir'in kangren sorunlarından bir tanesiyle ilgili muhtemelen Sayın Başkan bu konuda görüşecek. Nasıl destek vereceğimizi göreceksiniz. Özgür Bey şöyle yapalım mı? Sayın Başkan bitiriyorum. Çok özür diliyorum. Tamam. Evet. Tamam. Tamam. Evet. Özgür Bey siz toparlarsanız bir şey söyleyeceğim. Evet. Tamam. Evet. Sayın Serdar Bey o mikrofonda kısık sesle konuştuğumuzda anlamadı. Muhtemelen de sizin de anlamayacağınızı düşündüğüm için sesimi yükselttim. Kusura bakmayın. Zaten dediğim gibi küçük bir nezle geçirdiğim için sesim evet. De böyle garip çıkıyor olabilir. Şimdi arkadaşlar bir önceki önergeye dönmeyeceğim elbette ki ama bir önceki önergede iade edin, görüşün dediğimizde bize anlamsız eleştiriler ortaya koydunuz. Engelliyorsunuz, engellemeye çalışıyorsunuz, ipe un seriyorsunuz gibi açıklamalar. Bunu iade edin dediğimizde siz bir takım iletişim eksiklikleri var. Evet bir takım iletişim eksiklikleri var. Ama bu iletişim eksikliklerinin altında bir takım teknik detaylar ve problemler var arkadaşlar. Özgür Bey bir şey söyleyeceğim. Hayır. Buyurun Sayın Başkan. Ama ben meseleyi anladım. Müsaade ederseniz bir şey teklif edeceğim meclise. Bitireyim. Yüzden... Çok özür diliyorum Peki. Sayın Başkan. Bitireyim ondan sonra. Peki. Çok kısa kaldı. Çok kısa. Tamam. Şimdi bu alanı bir Bayraklı Meclis üyesi olarak şunu da söylemek istiyorum ve bitiriyorum kıymetli arkadaşlar. Bu alan 10 yıldan fazla bir süre İzmir Büyükşehir Belediyesi'de yetkisi verilmiş kentsel dönüşüm alanı arkadaşlar. Kentsel dönüşüm alanı. Fuat Edip Baksı, Alpaslan ve Cengiz Han mahalleleri. Ben o mahalleleri çok iyi biliyorum. Sayın Başkan son 2-3 yıldır o mahallelerde geziyor ama ben çok uzun süredir o mahallelerde tur atıyorum. Çok 3 yıldır geziyorsunuz Sayın Başkan. Evet. Şimdi burada Büyükşehir Belediyesi 10 yıldır dönüşüm yapmak istedi, yapamadı. Doğru bir yaklaşımla bence ve bizce yetkiyi Bayraklı Belediyesi'ne devrettik. Oy birliği yaptık mı Sayın Başkan? Yaptık. Bayraklı'da da oy birliği yaptık, burada da oy birliği yaptık. Engellemek isteseydik, siyaset yapmak isteseydik orada siyaset yapar mıydık? Siyasetin dik aylasını yapardık. Ağzım laf yapıyor, gelirdim burada çok konuşurdum. Yapmadık. Gidin dedik doğru bir plan. Ama siz bugün doğru bir planlama yapmıyorsunuz. Yanlış ve eksik bir planlama yapıyorsunuz. Ve sizin, çok iyi biliyorum, sizin